Ama bizim federasyonumuz kulüplerin üzerinden dünya kadar para kazanmasına rağmen şu yarı otomatik offside sistemini yine kulüplere yükleyen bir federasyon biliyor musunuz? Federasyon önceki gün açıklama yaptı. Orada bazı belgeler var. Belgelerden bir tanesi yarı otomatik offside sisteminin maliyetinin 2 milyon euro olduğu ve bunun maliyetinin kulüplerden karşılanacağını yazıyor belgede. Geçen sezon bunu gündeme almışlar. 2 milyon euro için offside sistemi için, yarı otomatik offside sistemi için ki ikinci yarıda başlayacağını söyledi Mehmet Büyükekşi bu sezon. Sponsor aramışlar. Koskoca Türkiye Futbol Federasyonu 2 milyon euro için Türkiye'de bu offside sistemine sponsor bulamamış. Bulamayınca ne yapmış? Demiş ki bu 2 milyon euronun yıllık maliyetinin yarısını kulüplerden eee Yayın gelirlerinden alacağım. Zaten federasyon yayın gelirlerinden bir pay alıyor. Onun dışında da kulüplerin yayın gelirlerinden parça parça keseceğim 1 milyon eurosunu. 1 milyon eurosunu nasıl verecekmiş biliyor musunuz bu e, projenin? Kulüplere kesilecek profesyonel futbol disiplin kurulu cezaları. Ceza yağarsa şaşmayın. En çok kime yağar? Fenerbahçe'ye yağarsa şaşmayın. Koskoca federasyon 2 milyon euronun yıllık maliyetini bir sponsor bulamıyorsa ne işiniz var orada ya? Fenerbahçe'yi devamlı PFDK'ye sevk etmek için mi? Hakemlerin kafasını karışmak için mi? Sen yarı otomatik offside sistemini de kulüplerin sırtına yükleyemezsin. Dünya kadar gelirin var. Nasıl sponsor bulamıyor? Dünya kadar iş adamısınız orada. Sayın Mehmet Büyükekşi sen sponsor ol. Niye kulüplerin parasından kesiyorsun? Sanki yayıncı kuruluştan kulüpler çok para kazanıyor. Akşam gazetesinde öyle yazıyor. Belgeyi de koymuşlar. O habere binayen konuşuyorum. 2 milyon euroluk sponsor bulamaz mı ya bir federasyon? Ne yapıyorsunuz abi orada siz? Mercedes'lere biniyorsunuz. Harika ortamlar. Sosyal statü. Sen benim futboluma adalet getirecek yarı otomatik offside sistemini kulüplerin sırtına yüklüyorsan, 2 milyon euro için bir tane koskoca ülkede sponsor bulamıyorsan, koskoca iş adamları ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz orada? Bunu da mı kulüplere yükleyeceksiniz? Öyle diyor akşam gazetesi. Belgeyi de koymuş. Bilginiz olsun. Şimdi abi bir adamın adı çıkmasın 9'a inmez 8'e. Abu Bakar maç öncesi geçen ısınmada ağrı hissediyor. Uyluk arka delesinde gerilme ve kanama tespit ediliyor. Bu tartışma konusu oluyor. Ya insanların birçoğu inanmıyor Abu Bakar'a. Sergen Yalçın döneminde de benzer şeyler yaşandı diye. Sakat değil oynamak istemiyor. Ayrılmak istiyor. Adamın sakatlığına inanmıyorlar. Bak Cenk de sakatlanmış. 10 gün yoklar. Milli takıma da gidemedi Cenk bu yüzden. Ee, milli arada iyileşirler. Dönerler neyse Başakşehir maçı değil mi? Bu hafta mesela Başakşehir maçında yoklar. Abu Bakar'la Cenk. Cenk'le ilgili kimse böyle bir şey söylemiyor. Çünkü Abu Bakar'ın adı çıkmış 9'a inmez 8'e. Yani bir adamın sakat olup olmadığı uyluk bilmem kanama. Bunu doktor bilir ya. Bunun sahtekarlığı olmaz abi. Ama Abubakar'ın böyle bir durumu var. Bence Abubakar'la Beşiktaş arasında, taraftar arasında Burak Yılmaz'la olduğu gibi bağlar kopmak üzere. Abubakar devre arası bon servisini eline alabilir. Bon servisini eline alırsa sizce ilginç şeyler olabilir mi Abubakar'ın transferi konusunda? Kamerunlu Vicente Abubakar. Bu arada Rıza Hoca bugün, Rıza Çalınbay, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, titriyle ilk basın toplantısını yaptı. Dedi ki, Vicent Abu Bakar'ı gördüm ve hazır mısın dedim. O da yok dedi. Zaten sekerek yürüyordu. Rıza Çalınbay hocam, Abubakar Bakar sekerek yürüyorsa neden hazır mısın diye soruyorsun. Kendi söylüyor zaten sekerek yürüyordu. Ya hocam sen de mi adama inanmıyorsun? İnansan sekerek yürüyen adama adam tesiste sekerek yürüyor tamam mı? Hazır mısın Başakşehir maçına der misin ya? Ya da şaka yaptım Abubakar'a. Ya da şaka yaptım bize. Abubakar sekerek yürüyor. Rıza Çalınbay gitmiş demiş ki hazır mısın bu hafta? Ya o da, hocam adam sekerek yürüyor ya. Abubakar olayı kopmuş abi Beşiktaş'ta. Abubakar olayı ee, kopmuş onu söyleyeyim. Videoyu like etmeyi unutmayın ya. Az söylüyorum like'larım az kalıyor. Performans yapıyoruz. Performansımızı takdir edin. Lütfen videoyu like etmeyi unutmayın. Bak çok ilginç bir şey var bugün e, saatini bilmiyorum gençler yazsın iddiacılar bilir. Premier Lig'de tamam mı bugün e, pardon yarın Tottenham Deplasman'da Wolverhampton'da oynayacak. Bu maç öncesi antrenmanda Wolverhampton'dan bir futbolcuya Tottenham'dan bir futbolcuya özel iç yelek giydirilip burasına da kamera takılacak. Özel bir yeleğe bağlı kameranın görüntü alması için formanın göğüs hizasında da delik açılacak. Yani yeleği giydirecek kamerayı tutan yeleği, üzerine e, ısınma tişörtü, buraya da delecekler. Bir takımdan bir takımdan. Bugün mü? Bugün değil ya yarın. Yarın yarın. Şimdi orada ses alacak, görüntü alacak. Ne güzel bak adamlar neyin peşinde? Adamlar neyin peşinde? Biz, daha varı oturtamadık. İzmirli bir grup var. Devamlı onlar maç alıyor. Federasyon hayır diyor. Al diyor. Tablo diyor. Tabloya bakıyorsun böyle. Aa evet. En çok onlar maç almış. Ama federasyon bunu yalanlamak için gösteriyor sana o tabloyu. La gözümüzün içine tabloyu sokup tabloda bile algı yapıyorlar. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Adamlar bana ne, ne biçim görüntüler yaşatacaklar. Böyle şeye dönecek iş. Super Bowl diyorlar değil mi Amerikan futboluna? Finalin adı mı Super Bowl? Neyse. Final Four'da mı? Orada böyle şeyler var. Şu, adamlar işi Premier şova dönüştürüyor. Biz temel konuları çözemiyoruz. Adaleti çözemiyoruz futbolda adaleti. Bugün bizde iki futbolcuya bunu taksan neler yaşanır ya ısınmada? <laughs> Allah bilir ne konuşmalar çıkar yani. Tottenham Wolverhampton bugünmüş. Özür dilerim. Tamam. Bugün bugün. Evet, bugün. Bakalım. O ısınmadaki görüntüleri merak ediyorum. Fred'in durumu ne olacak? Şu saatlerde Fred'in e, Fenerbahçe kafilesinde olup olmayacağı açıklanacak. Fakat kafilede olması illa oynayacağı anlamına gelmiyor. Sevgili Yağız kardeşimin verdiği habere göre oynamasam da takımla Adana'ya gideyim demiş. Adele sakatlığı ciddi bir sakatlık. Eğer oynarsa risk alınacak. Oynamazsa da Fenerbahçe Adana'da gerçekten problem yaşayabilir. Ee, ama dün tek başına çalışması Fret'te bir umut doğurdu. En azından milli ara sonrası Kadıköy'deki ilk maç Karagümrük maçında oynayacağına dönük olarak e, bir umut ateşi yandı sevgili dostlar. Böyle bir sevinç var. E, i̇dmanlara başladı. İsmail Kartal görev verirse e, oynayacak ama risk alıp alınmama noktasında henüz bir karar verilmiş değil. İsmail Hocam. Şu Zayz konusunda ısrar etme ya. E, Jesus'tan önce Fenerbahçe'yi çalıştırırken Zayz'a formayı vermiş ve ondan çok yararlanmıştı. Hatırlıyoruz Zayz başka bir seviyeye çıkmıştı ama takıma geç geldi, takım aradı, bilmem ne takımın kalitesi yükseldi. Onun arasında çok geride kaldı. E, Ludo Gores maçında vasatı aşamadı. Trabzon maçında ortada yoktu. Takımı eksik oynattı ya. Ludo Gores maçında bir tane ikili mücadele kazanamamış Saiz. Sen bu adamda niye ısrar ediyorsun hocam? 9 tane top kaybetmiş. 29 yaşındaki bu oyuncunun Slovakya milli takımına seçilmesi Fenerbahçe için bu istatistikler ortadayken sence bir kriter mi hocam? Zayis konusuyla alakalı bunu böyle bir dile getirmek istedim. Ee, yağmur başladı değil mi İstanbul'da ve Marmara'da? Aman dikkat, aman dikkat. İzmirliler dikkat. Orada kemer altı diye bir yer var İzmir'de çarşı. Her yağmurda çarşı su, suya gömülüyor ya. Herhalde altyapısı çok zayıf. Aman dikkat edin. Aman İzmirli hemşerilerim dikkat edin. Aman dikkat edin. Ee, Mert Hakan ortada yok abi. Biz mesela King'i konuşuyoruz. King ortada yok. Mert Hakan ortada yok. Cengiz döndü, ortada yok. Cengiz şey Emre Mor döndü, ortada yok. Bunları konuşuyoruz. Serdar bir var bir yok. Yine ortada yok Serdar Aziz. Abi Fenerbahçe sezon başında aldı radikal kararları. Bu oyuncularla ilgili Ocak ayında da devam ettir ettirmeli ve yollarını ayırmalı. Ya çat çat ayıracaksın abi. Fenerbahçe mükemmelliği arayan bir kulüptür. Canım cicim romantizm yapan bir kulüp değildir. Romantizm gerçek hayatta seni e, fena yapar. Romantizm. Sevgili Gültekin Karadeniz hoş geldin katıla. Öğrenci grubuna sevgili Gültekin Karadeniz çok çok teşekkür ederim. Desteğiniz için her zaman buralarda olmanızı dilerim. Rıza Çalınbay'ın gözü, şu anda Rıza Çalınbay Fenerbahçe'ye geldi, Fixtür'e baktı. Fenerbahçe'ye geldi diyorum ya. Beşiktaş'a geldi, Fixtür'e baktı. Önce neye baktı biliyor musunuz? Bundan sonraki dördüncü maçı Dolmabahçe'deki Fenerbahçe maçına baktı. Bütün olayı Fenerbahçe maçı. Abdullah Avcı da bunu yaşamıştı. Normal abi. O yüzden sen böyle romantizm aman Samet'e sahip çıkayım, aman Mert Hakan'a sahip çıkayım. Yok abi olmuyorsa bay bay. Bak Abdullah Avcı'ya Samet'e kaydına Fenerbahçe sahip çıksın diyor. Kendi topçusu Raybania için böyle devam ederse bay bay diyor kendisi için. Sen de bay bay diyeceksin abi. Bırak abi sahip çıkayım, mahip çıkayım. Olmadı işte bak Samet deplasmanda yine bazı maçlarda iyi oynayabilir. Ama Kadıköy'de Samet gözlerimle gördüm bu formayı o atmosferi kaldıramıyor abi. 3 golü de Samet yedirdi. Bırak geçin. Biz takım olarak kazanırız, takım olarak kaybederiz. Bazen öyle olmaz o işler. 3 golü de Samet yedirdi. Topla çıkıyorsun, rakibine veriyorsun. Takım öne yerleşmiş. Adam bomboş geliyor, buluyor, gol atıyor. Rakip şut çekiyor yerden bir stoper. Yerden gelen topa havaya zıplar mı? Senin futbol bilgin de zayıf. İkinci, üçüncü gol böyle. İlk gol hatalı pas. Abdül Abdül Abdülkerime veriyorsun. Abdülkadir'e o vişçe veriyor. Vişçe koşuyorsun, yetişemiyorsun. Ortalanıyor, ona şu kafaya vuruyor gol. 3 golde de %100 Samet'in hatası. Bırakın bu romantikliği ya. Biz de destekledik ama yapamadı çocuk. Yapamayana yapamıyorsun diyeceksin ki ona da iyilik yap. Ona da iyilik yap. Yapacağı yere gitsin. Bırakın bu romantikliği abi. Fenerbahçe mükemmelliği arayan bir kulüptür. Sezon başı buna döndü. Ama %100 değil. Ocak ayında da bu operasyonu devam ettirmeli. Iskartaları gönder. Daha güçlerini al. Bu kadar. Seni bu ligde başka türlü şampiyon olman izin vermezler. Rakibinin bu kadar mükemmel olmasına gerek yok. Hakem takdir hakları yıllardır rakibinin yanında. Senin yanında değil. Görmüyor musun? Bir de şimdi yayıncı girdi. Bir de yan hakemler devreye girdi. Bir de yan hakem olayı var yani. Yan hakemler de acayipleşti. Ve ne yapıyorlar? Bir tane yan Kemal Yılmaz Fenerbahçe'nin lehine penaltı verdirtti ki doğru karardı. Herkes doğru dedi. Adamı cezalandırdılar. E diğer yan hakemler de mesajı alıyor. aleyhte kararlar. Bilinçaltı, bilinçaltı. Sen bunları yenmek için senin 11'in kadar kulüben de güçlü olacak ki bunların böyle dümdüz edeceksin. Ama Fred yok, çık yok, beka yok, çöküyorsun. Samet geliyor. Serdar ortada yok zaten Serdar Aziz. Olmuyor. Jayden geliyor olmuyor. Zeiss geliyor olmuyor, Crespo geliyor olmuyor. Demek ki o 6 numarayı alacakmışsın. Demek ki Serdar Aziz ile Samet yollayıp daha iyi stoperlerle yedekleme yapacakmışsın. Bunu gördün. Allah'tan bu yenilgiler buna yaradı. Yaradı değil mi Sayın Başkan? Ocak ayında göreceğiz. Hoşçakalın. Akşam Hatay Galatasaray maçından sonra ben Ahmet Konanç yine buradayım. Saygılar sunuyorum efendim. Hürmetler sunuyorum. İyi ki varsınız. Videoyu like etmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Zil simgesi. Sayfanın üstünde sağ tarafında doğru. Zil simgesi. Yayınları kaçırmamak için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Seste bugün hiç cızırtı yaşadınız mı? Dünkünün haricinde. Seste sıkıntı yaşadınız mı? Eyvallah. Yok değil mi? Dünkü yayında vardı. Acaba diğer alıcıdan mı? Artık bunun hangisi alıcı, hangisi verici bilmiyorum da. Bu bir numaralı ikiyi kullanmaya başladım ama bunu da röportajlarda kullanacağım. Neyse belki şeyi de taktım üzerine. Tüyü de taktım böyle. Yumuşatıcı. Yumuşatıcı işte etraf sesini almamak için. Ama gerçi etraf sesi yok. Hani dışarıda çekince onlar işe yarıyor. Ama yine de taktım yani. Her şeyi deniyorum yani. En kalitesini yapmak için. Aa çok güzel. Bugün hiç cızırtı olmamış. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bak Emrecan Erdos Galatasaray kadro gücüyle bu sene de şampiyon demiş. Ya Emrecan kardeşim Fenerbahçe'nin kadro gücü az mı? Galatasaray ucu ucuna maçlar kazanıyor. Fenerbahçe'nin 3 attığı 5 attığı takımlara. Ama bunlar unutuluyor. Hakem takdir haklarının nasıl teraziyi bozduğu. Günün sonunda Mayıslar bizim. E böyle Mayıslar sizin. Ben Abdülkerim'in attığı yumruğu niye görmüyorum abi yayıncıda? Niye var devreye girmiyor? Fenerbahçe'de giriyor da. İşte böyle oluyor. Ondan sonra kadro gücü. Hangi kadro gücü? United 10 kişi kalınca yendin. Kopenhag'a 10 kişi kalınca 2-0'dan geriye döndün. 11 kişiyle 2 tane maç oynadın. İkisinde de yenildin. Gururlu galibiyetlere de geri döndü medya. Gururlu, şey, gururlu yenilgi. Yenildik ama ezilmedik. Hangi kadro gücü? Var kadro gücü de Fenerbahçe'nin kadro gücü yok mu? Ama Fenerbahçe hep 3-0-5-0 kazanmak zorunda. Hakemi de yenmek zorunda. Senin hakemi yenme zorunluluğun yok ki. Ondan sonra Mayıslar bizim. E böyle Mayıslar oluyor zaten yani. Bir arkadaş beni Twitter'a koymuş. Neyi koymuş? Yok. gelir mi ya? Getirdiğin kaleci... L. Çolak. Burada mısın olan, L. Çolak? Dünyanın en iyi bak Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Tokat Spor'dan gelir mi ya? Veya Mersin'den. Bunun Tokat'la Mersin'le alakası yok. Alt gelir mi ya? Getirdiğin kaleci daha yeni Balon Dor'da dünyanın en iyi bak 7. kalecisi seçildi ha. Bu adamı Tokat'ta Mersin'de çalışmış adam ne kadar üst seviyede çalıştırabilir? Divakovic şöyle bakıyordur ya. bana ne öğretiyor? Ben her... Eyvallah. Söyledik abi. Söylediğimiz lafın arkasındayız. Hoşçakalın. Hüseyin Öztürk. Fenerbahçe kaybedince dünyam kararıyor. Nefes alamıyorum. Kaybetmeyelim hele şu büyük maçları en azından yenilmeyelim demiş. Yalnız değilsin Hüseyin Öztürk. Ama bu sene Fenerbahçe'yi şampiyonluktan koparmak o kadar kolay değil. Sayın Başkan sana bakıyor bu şampiyonluk. Sayın Başkan size bakıyor. Ocak ayında gereğini yapın. Geçen Ocak ayında yapmadınız. Bu Ocak ayında yapın. Şansa bırakmayın. Bırakmayın Sayın Başkan. Bırakmayın. Kendiniz söylüyorsunuz son dönemim diye. Son döneminizde şovunuzu çarpı iki yapın.